İnsanların tezahür ettirme konusunda farklı yaklaşımları bulunmaktadır ve bir kişi için işe yarayan şey bir başkası için işe yaramayabilir. Doğru teknikleri bulmak sizin rahatlık seviyenize bağlıdır. Bu nedenle yaklaşımınızı size en uygun olana göre özelleştirmeniz önemlidir. Organik zekaya hoş geldiniz. Şimdi size bu tekniğin nasıl uygulanacağına dair bazı faydalı örnekler vermek istiyorum. Uyumadan önce bir an için gözlerinizi kapatın ve olan biten her şeyi düşünerek gününüzü gözden geçirin. Bu zihinsel gözden geçirme sırasında sizi tatmin etmeyen durumları değiştirme gücüne sahip olacaksınız. Örneğin arabanız bozulduysa ve işe geç kaldıysanız, kendinizi tamamen çalışır durumda olan bir arabayla zamanında işe vardığınızı ve görevlerinizde başarılı olduğunuzu hayal edin. Benzer şekilde telefonda üzücü bir haber alırsanız size neşe veren olumlu bir haber aldığınızı hayal edin. Arzularınızla uyuşmayan bir gerçekliği kabul etmeyi reddedin. Düşüncelerinizi gözden geçirerek ve arzu ettiğiniz sonuca doğru yönlendirerek olumsuz deneyimleri olumluya dönüştürebilirsiniz. Unutmayın, bunu yapma gücü sizdedir. Ebeveynleriniz, patronunuz veya arkadaşlarınız gibi başka hiç kimse bunu yapamaz. Bu gücü kişisel gelişiminiz için kullanma sorumluluğu yalnızca size aittir. Bu tekniği kullanarak arzularınızın tezahürünü hızlandırabilirsiniz. Sadece tezahürleriniz gerçekleşmekle kalmayacak, aynı zamanda genel refahınız ve yaşam kaliteniz de artacaktır. Çocukluğunuzda hissettiğiniz sevinci anımsatan isteklerinizin gerçekleşmesini deneyimlemek, inkar edilemez bir şekilde en müthiş duygulardan biridir. Bu, evrenin arzularınızı gerçekleştirmek için birlikte çalıştığını gösterir. Neville Goddard'a göre düşüncelerinizi gözden geçirmek, gelecek günlerde tezahür edecektir. Geçmişi gözden geçirmek yerine odağınızı geleceğe doğru yönlendirin. Benim de benimsediğim faydalı bir uygulama, uykuya dalmadan önce gelecek günü ve yaşamak istediğim tüm deneyimleri zihnimde canlandırmaktır. Gözlerimi kapatarak ertesi gün karşılaşmak istediğim şeylerin canlı bir resmini oluşturuyorum. Gelecek günümüzü gözden geçirmeyi aktif olarak seçerek ve duygusal durumumuzu bilinçli olarak şekillendirerek günümüzün gelişimini etkileme gücünün kilidini açıyoruz. Sıra dışı görünebilir ama gerçekten de nasıl hissettiğimizi belirleme yeteneğine sahibiz. Kişisel yolculuğum boyunca derin bir farkındalık yaşadım. Olumlu duyguları bilinçli olarak seçme ve geliştirme özgürlüğüne sahibim. Pozitiflik yaydığımızda etrafımızdaki dünya da aynı şekilde karşılık verir. Yaydığımız enerji dışa doğru yayılarak bizi yücelten sevgi dolu ve destekleyici bireyleri kendimize çekiyor. Sahip olduğum enerji giderek daha etkileyici bir hale geldikçe bu dönüşüme bizzat tanık oldum. Kendime sevgi ve destek yaydıkça doğal olarak bu nitelikleri yansıtan başkalarını da kendime çektim. Bu nedenle kendinizi istediğiniz ruh halinde bulmadığınızda şu derin gerçeği kendinize hatırlatın. Varlığınızın derinliklerinde şu anda spor salonuna gitmek için motivasyon olmayan bir versiyonunuz var. Ancak aynı anda başka bir versiyonunuzu da heyecan ve beklentiyle dolup taşarak tatmin edici bir egzersiz seansına başlamaya hazır bir şekilde sizi bekliyor. Bu alternatif versiyon paralel bir gerçeklikte ikamet eder ve sabırla mevcut durumunuzla uyumlanmayı bekler. Olumlu niyetlerin kasıtlı olarak belirlenmesi yoluyla bu gerçeklikler arasında köprü kurma ve duygusal durumunuzu deneyimlemeyi arzuladığınız durumla senkronize etme gibi olağanüstü bir yeteneğe sahip olursunuz. Bunu yaparken gerçekliğinizi şekillendirmek için zihninizin inanılmaz gücünden faydalanırsınız. Mevcut deneyiminizi arzu ettiğiniz duygusal duruma doğru yönlendirerek paralel olasılıkların uyumlu bir bileşimini oluşturma kapasitesine sahip olduğumuz bilgisini benimseyin. Sürece güvenin. Kararlılık ve niyet sayesinde en derin istekleriniz ve pozitif duygusal enerjinizle uyumlu bir yaşamın ortaya çıkışına tanık olacaksınız. Ortaya çıkacak olayların ve yaşayacağınız deneyimlerin canlı bir senaryosunu oluşturmak için hayal gücünüzü devreye sokun. Bunu yaparken arzu ettiğiniz sonuçlar gerçekleştiğinde hissetmeyi beklediğiniz duygulara kendinizi kaptırın. Bu tekniği günlük çabalarınıza dahil ettiğinizde arzu ettiğiniz sonuçları başarıyla tezahür ettirdiğinizi bilerek yüksek bir enerji ve motivasyon duygusu yaşayacaksınız.
iyi haberler içeren bir telefon görüşmesi veya banka hesabınıza gelen bir ödeme gibi heyecanla beklediğiniz bir şey varsa, bugünü bunun nihayet gerçekleştiği gün olarak imgeleyebilirsiniz. Kendinize içtenlikle şunu söyleyin: telefonumun cebimde titreşeceğini ve onu elime aldığımda harika haberler alacağımı biliyorum. Alternatif olarak, bugün banka hesabımda o ödemeyi göreceğim gün diye onaylayın. Unutmayın, anahtar duygularınızın gücünde yatar. Hedeflerinizin gerçekleşmesini canlı bir şekilde gözünüzde canlandırırken, yaşamak istediğiniz hisleri ve duyguları tam olarak hissedin. Kelimeler büyülü bir niteliğe sahiptir. Eylemlerinizle ilgili olarak yapacağım ifadesini kullanmak yerine yaparım ifadesini kullanın. Bu basit dilsel değişim niyetleriniz için sağlam bir temel oluşturur. Bu zihniyeti benimseyerek sözlerinize sarsılmaz bir güven aşılar ve arzu ettiğiniz sonuçlara ulaşmanın yolunu açarsınız. Şahsen ben ne zaman bir şey yapacağım desem hedeflerime ulaşmakta zorlandığımı fark ederim. Ancak sözümü yaparım olarak değiştirdiğimde yalnızca ilk adımı atma eylemi bile diğer her şeyi zahmetsizce harekete geçiriyor gibiydi. Kelimelerin doğasında var olan müthiş gücü vurgulayan bu durum, kendiniz ve başkaları hakkında konuşurken de dikkatli olmanın önemini vurgulamaktadır. Koşullar ne olursa olsun, tezahürleriniz anında veya birkaç gün içinde gerçekleşmezse pes etmemeniz çok önemlidir. Her bireyin yolculuğu benzersizdir ve herkes hedeflerine kendi hızında ulaşır. Başkalarının hedeflerine ulaştığına tanık olduğunuzda, henüz kendi hedefinize ulaşma aşamasındayken kendinize baskı yapmaktan kaçının. Sizin de zamanınız gelecek. Önemli olan sabırdır. Acele etmek veya sonuçları zorlamak sadece ilerlemenizi engelleyecektir. Israrcı olun ve bu yöntemleri her gün samimiyetle uygulayın. Elle tutulur sonuçlara tanık olacaksınız. Bilinçaltının derinliklerinde genellikle bilinçli zihnin arzularıyla çelişen durağan bir program vardır. Bu nedenle kıtlık, korku ve endişeden kaynaklanan olumsuz düşünce kalıplarını değiştirerek kendinizi nazik ve olumlu sözlerle onaylamak hayati önem taşır. Siz bu sürece katıldıkça her şey sizin için yavaş yavaş değişecek ve sizi tamamen farklı bir gerçekliğe, koşulların mükemmel uyum içinde olduğu paralel bir gerçekliğe doğru taşıyacaktır. İşte bu gece deneyebileceğiniz bir alıştırma. Yarın ortaya çıkmasını istediğiniz bir şeyi düşünün ve zihninizde canlandırmaya başlayın. Deneyimlemek istediğiniz günü bir gün önceden hayal edin ve özellikle arzu ettiğiniz duygusal durumu geliştirmeye odaklanın. Nasıl hissetmek istediğinizi seçerseniz, hayatınızın her alanında devrim yaratacaksınız. Kaygılarınız kaybolacak ve artık size hizmet etmeyen her şey doğal olarak yok olacaktır. Dikkatiniz kararlılıkla olumlu duygu ve düşünceleri beslenmeye odaklanacaktır. Bu uygulamaya başladığınızda şaşırtıcı sonuçlar sizi hayretler içinde bırakabilir. Unutmayın, dünyadaki gerçek değişim kişisel dönüşümle başlar. Kişisel değişimi bir kez başlattığınızda başka hiçbir dışsal gerçekliğe gerek olmadığını fark edeceksiniz. Bu içeriği beğendiyseniz ve değerli bulduysanız lütfen beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Henüz yapmadıysanız Organik Zeka'ya abone olun ve bildirimleri açın. Böylece yeni videoları asla kaçırmazsınız. Ve şimdi katıl butonu da aktif. Size uygun bir seviyeden üye olarak en değerli desteğinizi sunabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Zekamız organik olsun.